Hadi ben atölyeye gidiyorum. Dur ben seninle geleyim. Hem resme bakarım, oradan da işe geçeyim. Siz takılıyorsunuz zaten böyle. Bırak, boşuna yapalım o çocuğu. Ne bilsin? Yıllar önce geçmiş bitmiş mevzu. Onun hakkında öğrenmediğim bir bu kalmıştı, bu da oldu, tam oldu. Fahişeydi. Özür dilerim. Şadiye, bak açık açık anlatmazsan Zafer'le ilgili olan biteni vallahi kurtaramayız onu. Ya neyi anlatacağım ya? Neyi anlatacağım ya? Bir şey olmadı diyorum sana. Neyi anlatacağım? Şadiye, nasıl olmadı ya? Elin herifi niye Mehmet'e para versin? Niye versin? Nasıl olmadı? Yalandır o. Yalan, yalan. O adam, o herif iftira attı benim abime ya. Ya benim abim ya. Benim abim, benim abim. Yapar mı hiç öyle şey benim abim? Şadiye. Avukat Haluk Bey. Zafer'in savunmasını o hazırlayacak. Şimdi ne olacak yani? Avukat Bey çıkacak değil mi? Zaten suçu günahı yok, çıkacak yani Zafer'im değil mi? İfadesi alındı. Şimdi yarın önce savcılık karşısına çıkacak. Ardından nöbetçi mahkemeye. Artık kararı onlar verecekler. Ama tahmin ediyorum yaşından dolayı 5 ila 6 yıl arasında bir ceza alır. Tabii biz de bu arada elimizden geleni yapacağız. Ya, ya abi, ya, ya ne 5 yılı ya, ne 6 yılı, ne 5 yılı? Ya Necati abi, olmaz Necati abi. Ya ben 6 gün onsuz yapamam Necati abi. Tamam Şadem. Bunların tamam, hepsi Şadem. Senin yüzünden ya. Hepsi bunların senin yüzünden. Yeter be, yeter. Ne halin varsa gör. Git abin versin sana hesabını. Bana bak, sonsuza kadar çenemi kapıyorum ben bundan sonra. Alan memnun, satan memnun. Bana ne be? Tamam kız, yürü sen de. Ben neye üzüleceğimi şaşırdım ama. Bu senin kızın fahişe oluşuna mı, bununla takılmış olmasına mı, yoksa bütün bunların bizim başımıza geliyor olmasına mı? Arkadaşlığımız sınana sınana bir hal oldu Deniz ya. Çeliğe döndü çeliğe. Canlı senin ilişkinde sınanıyor. İnan. Sıkıldım ya. Eskiden böyle banyo perdelerine falan yazardı, hatırlıyor musun? İşte aşk her şeye inat sevmektir, yok bilmem midir, öyle olunca aşk böyledir falan. Ben bu adamla birlikte olduğum sürece her şey başıma gelecek biliyorum. Biz de yeni bir yazı yazarız tarihe o zaman. Arkadaşlık, sevgilisinin geçmişte o kızla birlikte olduğunu bile bile... arkadaşının fahişe kız kardeşini omuz omuza aramaktır. Bulacağız Şadiye'yi. Ben de senin kardeşini kendi kardeşim gibi bağırma basacağım. Artık o da benim kardeşim. Nalan'ın ailesinin katili Nalan değil, Şadiye'ymiş. Ne yap yap, başka bir şey bul. Bu kızdan kurtulmam şart oldu artık. Ve elimde çok iyi bir koz olmadığı sürece gidip Fırat'a da ablama da yumurtlayacak yediğimiz haltları. Bütün gece gazeteleri taradım. 2001 yılında Şadiye Yılmaz uğruna bir cinayet işlenmiş. Nari'nin şanlı aile tarihinden bir yaprak daha. Ya bundan bana ne? Bana Nari'ninle ilgili bilgi lazım. Tamam. Şu haber enteresan yalnız. Nasıl buldun? Biraz tesadüf oldu aslında. Bir miras davası için bir resmin izini sürüyordum. Bu çıktı. Bu her şeyi değiştirecek. Bu evlilik işini bir an evvel bitirelim artık. Evrakların hazır mı? Olmaz. Daha gelinlik yok. Çiklif yok. Hem nerede yüzük? Ben evlenecekse güzel evlenecek. Tek taş yüzük. Büyük.
Samat Akay'a. Terbiyesizlik yapmayın lan çocuğun yanında. Sen de manyak manyak hareket etme. Ne yüzü, ne tek taşı, ne gelinliği. Acaba bizde benim mama çıka? Babuşka! Da babuşka. Vaziyet etti. Anne gelinliği giysin dedi. Ben de. İyi düğün de sizin orada yapalım. Kadın dünya gözüyle bir görsün. Allah Allah. Abi bak Tatiana'yla şimdi bizim... Tamam lan uzatma sen de. Sen de şimdi buraya bir sofra kuracaksın. Alacağın oturacağın karşında konuşacaksın, yüzük takacak, olacak bitecek. Her şeyde kız görsün. Kızın güzel anıları kalır en azından kafasında. Abi ne diyorsun yüzük falan? Nasıl olacak yani? Galina bak. Papa. Nihat. Papa. Çocuk seçimini yapmış abi. Hani bir nevi Selvi boylu mal yazmalımdır mı? Hani seyrettik ya beraber. O en sonundaki şeyse o şeyse işte yani. Tamam lan uzatma sen de. Yüzük, teklif, gelinlik. Bitti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.